Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin el emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levnâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. وَمَا تَوْف۪يقِ وَلَا اَعْتِسَامِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربي إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث. Muhterem Müslümanlar, bugünkü sohbetimizde sizlere üç Kur'ani kavram olan infak, sadaka ve zekat kavramları üzerinde durmak istiyorum. İnfak nedir? İnfak, dini bir terim olarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla insanın kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi yardım etmesine denilmektedir. Bu yönüyle infak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir. İnsanın sahip olduğu servetin gerçek sahibi Allah'tır. Onun emanet olarak verdiği bu servetten başkalarına vermek gerekmektedir. Nitekim Yüce Allah Nur Suresi 33. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. وَاَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذ۪ي آتَاكُمْ Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara veriniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan muttaki müminlerin özellikleri sayılırken bunlar arasında infak da zikredilmektedir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Muttaki müminler, hakiki müminler, onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan
Allah yolunda infak ederler. Peki değerli müminler, sadaka ne demektir? Sadaka ise Allah Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunmaya sadaka denilmektedir. Hem bedeni hem de mali olabilir. Farz, vacip ve mendup şeklinde çeşitleri mevcuttur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye her bir uzvu için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adil davranmak bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmek bir sadakadır. Güzel söz söylemek sadakadır. Namaza gitmek üzere attığınız her adım sadakadır. Yoldan giderken rahatsız edici bir şeyi kaldırıp kenara bırakmanız bir sadakadır. Değerli müminler, peki zekat ne demektir? Zekat, Arapça sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelmektedir. Dini bir terim olarak zekat, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için muayyen kişilere verilmesine zekat denilir. Zekat, İslam dininde 5 temel esastan biri olup, hicretin 2. yılında Medine-i Münevvere'de farz kılınmıştır. Mal ile yapılan bir ibadet olan, iktisadi ve sosyal yönleri bulunan bir müessesedir. Zekat, İslam'ın 5 şartından biridir. Nitekim sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Buniyel İslamu ala hamsin. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zeka vel hac ve savmi ramadan. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Aziz müminler, zekat ve zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek farz, sadaka-i fıtır vacip ve diğerleri ise menduptur. Zekat, Kur'an-ı Kerim'de 34 defa namazla birlikte 28 defa da münferit olarak zikredilmiştir. Nitekim Yüce Allah Nur Suresi 56. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve aqimus salate ve atuz zekate ve atiur rasule leallekum turhamun. Namazı dosdoğru kılınız. Zekatı veriniz. Resule itaat ediniz ki size merhamet edilsin. Zekat çok önemli olduğu için Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve hemen namazın kılınmasıyla ilgili ayetlerde namazın arkasından zikredilmiştir. Bu da zekatın dinimizdeki yerini ve namaz ile zekat arasındaki kuvvetli bağı bizlere göstermektedir. Kişinin Müslümanlığı ancak bu iki farzı yerine getirmekle olgunluğa erişir. Nitekim Yüce Allah, hidayete ermenin ve ahirete müjdelenen mükafata nail olmanın
namaz ve zekatla olacağına işaret etmiş ve Kur'an-ı Kerim'in namazı kılın, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inanan müminlere müjde ve hidayet rehberi olarak gönderildiğini bizlere şöyle açıklamaktadır. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Evet, onlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete yakinen iman ederler. Zekat vermek muttaki ve muhsin müminlerin vasıflarındandır. Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erecek müminlerin özellikleri sayılırken vellezinehum lizzekati failun buyurulmaktadır. Yani onlar muttaki müminler, muhsinler, zekat verecek hale gelmek için çalışan kimselerdir. Müminlerin vasıflarına işaret eden başka bir ayeti kerimede ise Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûlühü vellezîne âmenûllezîne yuqîmûne s-salâte ve yu'tûne z-zekâte ve hum râkiûn. Sizin dostunuz ancak Allah, onun elçisi, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren mümin kimselerdir. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin vasıflarından birinin zekat vermemek olduğu bizlere şöyle haber verilmektedir. Veylül lil müşrikîn ellezîne lâ yu'tûne zekâte ve hum bil âhiretuhum kâfirûn. Yazıklar olsun o müşriklere ki onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler. Aziz müminler, zekat geçici olan malı, serveti kalıcı yapmanın en güzel yoludur. Kişinin dünyada elde ettiği malların tamamı ya harcanıp yok olacak veya mirasçılarına kalacaktır. Yalnız insanın Allah yolunda harcadıkları zayi olmayacak, bu dünyada kalmayıp ebedi olarak ahirete gidecektir. Nitekim sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Yegûlü İbni Âdem'e mali mali gâle ve helleke min malike illa ma ekelte fe efneyte ev lebiste fe ebleyte ev tesaddakte fe emdayte. İnsanoğlu malım malım der durur. Halbuki insanın asıl malı sadece yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verip kalıcı kıldığı maldır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de "Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum müstahlefine fihi vellezine amenu minkum ve enfaku lehum ecrun kebir" buyurulmuştur. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetki kıldığı mallarınızdan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat, büyük bir ecir vardır. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtaçlara yardım etmenin mükafatının büyüklüğünü haber verdiği bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Bir kişi temiz, helal olan malından sadaka verirse Allah sadece temizi kabul eder. Bir tek hurma bile olsa Rahman onu sağ eline alır ve
sizin bir buzağıyı veya tayı büyüttüğünüz gibi onu dağdan daha büyük oluncaya kadar büyütür buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte fakirlere yardım elini uzatmanın Allah'ın rızasına vesile olacağı şöyle haber verilmektedir. İnne sadakate letutfi'u gadaber rabbi ve tedfe'u meytetessu. Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder. Zekat hadis kitaplarında müstakil bir bölüm konusu olmuş, fıkıh kitaplarının ibadete ayrılan kısımlarında geniş bir bölüm olarak yerini almıştır. İslam alimleri tarafından yazılan pek çok kitaba konu olmuş, hatta müstakil zekat kitapları yazılmıştır. Zekat en güzel yardımlaşma müessesesidir. Yüce dinimiz İslam, birlik ve beraberliğe, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem vermektedir. Zenginlere zekat yükümlülüğü getirmekle de bu yardımlaşmayı sistemleştirmiştir. Zengin her yıl malının 1/40'ını yoksullara, fakirlere vererek hem Rabbini razı etmiş, Rabbine karşı kulluk görevini yerine getirmiş, hem de toplumda zengin fakir kaynaşmasını, sevgi saygı ortamını oluşturmuş olmaktadır. İslam yoksula yardımı kişinin isteğine bırakmamıştır. Zengin olan herkesin zekat vermesini zorunlu kılmıştır. Bir Müslümanın zekat vermesi için zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, borçlarını ödedikten sonra nisap miktarı mala sahipse o Müslüman zengin sayılır ve malının zekatını 1/40 olarak veya %2,5 olarak hesaplayıp fakir ve yoksullara vermesi gerekir. Peki nisap miktarı nedir değerli müminler? Nisap miktarı 81 gram altın, bugünkü Türk parasına çevirdiğimizde yaklaşık olarak 94 bin Türk lirası etmektedir. Yani açık ve net olarak şunu söyleyebiliriz. Bir Müslüman zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, borcu varsa borçlarını ödedikten sonra 94 bin Türk lirası veya bundan daha fazla parası, malı varsa bu Müslüman dinen zengin sayılmakta ve bir yıl geçtikten sonra malının zekatını vermesi gerekmektedir. Zekat şayet İslam toplumunda tam manasıyla yerine getirilse toplumda fakir ve muhtaç diye hiçbir kimse kalmaz. Mesela İslam tarihine baktığımızda Ömer bin Abdülaziz'in halife olduğu dönemde zekat devlet memurları tarafından toplatılmış ve zekat dağıtılacak, Medine-i Münevvere'de fakir ve muhtaç insanlar aranıyor ve hiçbir fakir bulunamıyor. Bu şunu gösteriyor değerli müminler. Şayet İslam'ın farz olarak emrettiği zekat zenginler tarafından tam manasıyla hesaplanıp verilse, o zaman toplumda fakir ve muhtaç olan hiçbir kimse kalmayacaktır. Nitekim Ömer bin Abdülaziz'in halifeliği zamanında bu gerçekleşmiştir. Demek ki değerli müminler, namaz, oruç gibi bedeni ibadetler, Allah'ın ihsan ettiği hayat ve sıhhat gibi nimetlerin şükrüdür. Zekat ve sadakayı fıtır gibi mali ibadetler ise mal nimetinin, servet nimetinin şükrüdür. Şunu asla unutmayalım ki sahip olduğumuz mal, mülk, servet aslında
bizim değildir. Malımızın, mülkümüzün, servetimizin gerçek sahibi bizim, bize malı, mülkü, serveti veren Yüce Allah'tır. Dolayısıyla Allah Teala malı, mülkü, serveti bizlere emanet olarak vermiştir. O halde emanetin gerçek sahibi olan Yüce Allah'ın rızasına uygun olarak kullanmalıyız. Şayet Allah'ın rızasına uygun olarak kullanır ve malımızın zekatını hesaplayıp tam manasıyla fakir ve muhtaçlara verirsek, o zaman zekatını verdiğimiz malımız bereketlenir ve artar. Bakınız, zekatın ferdi ve sosyal birçok faydaları vardır. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz değerli müminler. Zekat bir temizliktir. Zekatı verilen mal temizlenmiş olur. İkinci olarak zekat malı bereketlendirir ve çoğalmasına vesile olur. Üçüncü olarak zekat Allah'ın verdiği servete bir şükürdür. Dolayısıyla Allah'ın verdiği malın şükrünü bu şekilde zekat vermekle eda etmiş oluruz. Dördüncü olarak zekat mala olan hırsı azaltır. Maalesef insanlarda dünyaya ve dünyalıklara karşı bir hırs vardır. Bir tamahkarlık vardır. İşte zekat verildiğinde zekat dünyaya, dünya malına, mülküne karşı hırsı azaltmaktadır. Beşinci olarak zekat yoksulun ahlakını olumlu yönde etkiler ve ahlakının güzelleşmesine vesile olur. Zira zekat verildiğinde fakirler zenginlerin malında, mülkünde, servetinde gözü olmaz. Onlara haset etmez. Dolayısıyla zekat yoksulun çalışma isteğini artırır. Zekat verilen fakir, ben de çalışayım, kazanayım, zengin olayım ve ben de Allah'ın emrettiği farzı yerine getireyim diye gayret ve çaba içerisine girer ve çalışmaya başlar. Evet, yedinci olarak zekat zengin ile yoksulu birbirine yaklaştırır, birbiriyle kaynaştırır. Sekizinci olarak zekat Müslümanın cennete girmesine vesile olur. Çünkü zekat Allah'ın müminlere emridir ve farzdır. Mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Allah'ın bu emrini, farzı tam manasıyla yerine getiren bir mümin, Allah'ın emrine uymuş ve Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmuş olur. Dolayısıyla Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşan bir mümin de Allah'ın müminlere vaat ettiği cennete girer ve ebedi cennetlik olur. Zekatın ibadet manasının yanında yüce insani hedefleri, üstün ahlaki değerleri ve iktisadi gayeleri de vardır. Kur'an-ı Kerim'de, ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiun alim. Onların mallarından kendilerini temizleyeceğin, artırıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. İşte bu ayette geçen temizliğin, bireysel arınma, toplumsal arınma ve malın temizlenmesi şeklinde olduğunu anlamaktayız. Zekat kişinin cimrilik, bencillik gibi kötü duhuylardan arınmasına vesile olur. Cimrilik kişinin sahip olduklarından yalnız kendisi yararlanıp
başkalarına hiçbir şey vermemesidir. Allah Teala cimrileri sevmez. Allah Teala cömerttir. Cömert kullarını sever. Dolayısıyla değerli müminler, asla cimri olmamalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize en güzel örnek olduğu gibi bu konuda da bize en güzel örnekliği sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömert bir insandı, cömert bir peygamberdi. Ramazan ayı girdiğinde Peygamber Efendimizin cömertliği daha da artarmış. Elinde avucunda evinde ne varsa fakir ve muhtaçlarla paylaşır ve onlara infak edermiş. O halde bizler de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmakla şerefleniyoruz, şeref duyuyoruz. O halde biz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi cömert olmaya gayret etmeliyiz. Ve özellikle bu içinde bulunduğumuz Ramazan ayında daha fazla elimiz açık olmalı, daha fazla cömert olmalıyız. Çünkü bu ayda yapılan hayır ve hasenat diğer aylarda yapılan hayır ve hasenattan kat kat fazla sevaba vesile olmaktadır. Evet, Allah Teala bu ayda yapılan hayır ve hasenata kat kat sevap vermektedir. O halde değerli müminler, Allah'ın bize emanet olarak verdiği malımızı, mülkümüzü, servetimizi cimrilik yapmadan cömert bir şekilde yoksullarla, fakirlerle paylaşmalıyız. Zekat bireyin Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmasını sağlar. Bireyi alan kişi değil, daima veren olmaya yöneltir. Ve şunu çok iyi bilmeliyiz ki, veren el alan elden üstündür. Arapçada şöyle ifade ediliyor: el yedul ulya hayrun min el yedis sufla. Yani veren el alan elden üstündür. O halde veren el olmaya gayret etmeliyiz değerli müminler. Zekat Allah'ın rızasını kazandıran, kişide malın araç olmaktan çıkarak amaç haline gelmesini önleyen, insanda başkalarını düşünme, merhamet ve iyilik duygularını geliştiren ve sosyal barışı sağlayan bir ibadettir. Şayet bu asırda, günümüzde zenginlerimiz tarafından zekat tam manasıyla hesaplanıp da hakkıyla verilse, o zaman toplumumuzda bir huzur, bir barış, bir esenlik ortamı meydana gelecektir. Ve toplumumuzda yaşayan fakirlerle zenginler arasında bir efendim sevgi, saygı, hoşgörü ortamı meydana gelecektir. Dolayısıyla zenginler, fakirler birbirleriyle kaynaşacak ve birbirlerini sevecek ve İslam'ın emrettiği birlik ve beraberlik, huzur ortamı meydana gelecektir. Ayrıca zekat malın temizlenmesine ve artmasına katkıda bulunur. Aslında zekat vermeyen zenginler zekatı verdiklerinde mallarının eksileceğini zannederler. Halbuki değerli müminler, zekatı verilen mal belki maddi olarak eksiliyor ama Allah Teala o mala öyle bir bereket veriyor ki, dolayısıyla bu yönüyle bereketli olan malımız, servetimiz çoğalıyor ve artıyor. Ve burada fani olan malımız, mülkümüz, servetimiz ebedileşiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kirama şöyle bir soru sormuş. Demiş ki, ey Müslümanlar, sizlerden hanginiz mirasçının malını kendi malından daha fazla sever? Soru şu, tekrar ediyorum. Lütfen dikkat edelim. Ey Müslümanlar, sizden hanginiz
mirasçının malını kendi malından daha fazla sever? Bu soruya karşılık sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü, bizler elbette kendi malımızı mirasçının malından daha fazla severiz demişler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: kişinin, Müslümanın kendi malı, gerçek malı, dünyada hayatı devam ederken yediği, içtiği ve Allah rızası için fakir ve muhtaçlara verdiği mal kendi malıdır. Biriktirip yığdığı, zekat, sadaka vermediği mal kendi malı değil, mirasçının malıdır demiş. Öyle değil mi değerli müminler? Biriktirdiğimiz, yığdığımız, zekat, sadaka ve infakta bulunmadığımız mal bizimle birlikte kabre giriyor mu? Girmiyor. Ne yapıyor? Geride kalıyor, mirasçılarımıza kalıyor. O halde acaba biz şöyle bir kendimizi muhasebe ettiğimizde kendi malımızı mı çok seviyoruz, mirasçının malını mı çok seviyoruz? Daima mirasçının malını artırmaya çabalıyoruz. Halbuki kendi malımızı sevmeliyiz, kendi malımızı artırmaya gayret etmeliyiz. Tekrar ediyorum. Peygamber Efendimiz kişinin, diyor, Müslümanın kendi malı dünyadayken yediği, içtiği, giydiği, eskittiği ve Allah rızası için verdiği sadakalar, zekatlardır. Neden? Çünkü malımızdan, servetimizden zekat olarak, sadaka olarak verdiğimiz mal ahirete gidiyor ve gerçek malımız oluyor ve ebedileşiyor. Hesap gününde, ahiret gününde karşımıza çıkacak ve bizim kurtuluşumuza vesile olacak inşallah. Dolayısıyla değerli müminler, cimrilikten uzak olmalıyız, cömert olmalıyız ve gerçek malımızı artırmaya gayret etmeliyiz. Bu da neyle olur? Bu da Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi malımızdan, servetimizden bol bol zekat vererek, sadaka vererek ve infakta bulunarak olur. Peki değerli müminler, zekatın İslam dininde farz olduğunu ve zekat vermeyi Allah Teala insanların kendi iradesine, kendi tercihine bırakmadığını ifade etmiş olduk. Peki bir Müslüman, bir zengin malının zekatını vermezse ne olur? Cezası nedir? Bakınız, evet, zekat verilmediği takdirde zekat vermeyen insanların, zenginlerin durumunu Allah Teala Tövbe suresi 34 ve 35. ayetlerde bizlere şöyle açıklamaktadır. Lütfen dikkat edelim. Estaizu billah, bismillah. Vellezine yeknizune zehebe vel fiddate ve la yunfikuneha fi sebilillah febeşşirhum bi azabin elim. Yevme yuhma aleyha fi nari cehenneme fetukfa biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Hâzâ mâ kenestüm li enfüsikum fezûgû mâ kuntum teknizûn. Lütfen dikkat edelim. Bakınız, bu ayetlerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara elem verici bir azap vardır. İşte zekatı verilmeyen paralar ve altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacaktır. İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servetinizdir denilecek ve artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadınız denilecektir. Allah Teala böyle bir duruma düşmekten bizleri, sizleri ve bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Allah Teala yine başka bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor değerli müminler: ve la yahsebennellezine yebhalune bima atahumullahu min fadlih huve hayran lehum
bel huve şerrun lehum. Seyutazzakûne mâ bahilû bihi yevmel kıyâme. Ve lillâhi mirâsü semâvâti vel ard. Vallahu bima tamelûne habîr. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik eden insanlar var ya, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Hayır, hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacak ve göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Değerli müminler, işte bu ayetlerde, yani Tevbe suresinin 34-35. ve Ali İmran suresinin 180. ayetlerinde malının zekatını vermeyen zenginlerin düşeceği durum ve ahirette karşılaşacakları azap ayetlerde bu şekilde bizlere açıklanmaktadır. Allah Teala böyle bir duruma düşmekten bizleri, sizleri muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri, sizleri kendisine layık kul, Habibi ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri sevgili peygamberimizin cömert olduğu gibi bizlerin de cömert olmamızı, malımızın, mülkümüzün, servetimizin zekatını kuruşu kuruşuna hesaplayıp bol bol fakir ve muhtaçlara vermemizi ve böylece Rabbimizin rızasını kazanmamızı nasip ve müyesser eylesin. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.